Soros ismini size tekrar hatırlatmam gerekiyor. İngilizlerin sterlinini terbiye eden George Soros ve ekibinin bugün Türkiye'nin başına bela olduğunu, musallat olduğunu, bu ülkenin her ferdinin bilmesi gerektiğini düşünüyor. Bugün yaşadığımız dolar krizleri, döviz problemleri, ekonomideki sarsıntılar, Merkez Bankası'nın hareketleri, faizle ilgili yaşadığımız sıkıntılar sizce sadece ve sadece pandeminin bize getirdikleri maalesef değil. Bunun yanında başka birçok etken var. Onlara değinmemiz lazım. Onlar hakkında konuşmamız lazım. Her birinden tek tek bahsedeceğiz. Yayınımıza katılan arkadaşlara cümleten selamun aleyküm. Güzel bir başlangıç yaptık. Fatih Çelik Almanya'dan selamlar göndermiş. Buradan da oraya selamlarımız olsun. Türkiye ekonomik bir sarmalın içinde. Neden içinde? Bunlardan bahsedeceğiz. Türkiye'ye hedef alıyorlar. Türkiye'nin geleceğine ket vurmak istiyorlar. Türk halkının hayallerini bir gecede yıkmak istiyorlar. Türk'ün coğrafya eksenindeki etkisini yerle bir etmek istiyorlar. Peki asıl amaç ne? Neye hizmet ediyor? Bunları düşünmemiz lazım. Halihazırda işte Erdoğan yönetemiyor da, Erdoğan ekonomiden anlamıyor da falan filan gibi konuşmanın içi boş muhabbetler olduğu kanaatindeyim. Neden? Nedenine gelecek olursak bakın 2013'te, 2014'te bu ülke kişi başına düşen milli gelirde gerçekten çok iyi rakamlara gelmişti. O dönem 10 yıldır, 12 yıldır iktidar olan bir Erdoğan vardı. O gün ekonomiyi iyi yönetiyordu da bugün yeni yönetemiyor, ekonomiden anlamaz noktasına mı geldi? Bu gibi kestirip atmaların bize fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Neden? Çünkü dışarıdan çekilmiş operasyonlar var. Bakın sadece Osman Kavala için 10 ülkenin arka çıktığını görüyoruz. Niye arka çıkıyorlar? Ve Türkiye'ye ekonomik yaptırımlardan bahsettiklerini duyuyoruz. Bu 10 ülke, devamındaki diğer Avrupa ülkeleri, akabinde F-16, F-35, S-400 krizleri, neticesinde yeni krizler de geliyor. Su-57 krizi de kapıda. Bunun da haberini vereyim. Amerika Birleşik Devletleri ağzını yaptırımdan başka bir şey için açmıyor. Biden'ından tutun yardımcısına, Almanya'da Mas'tan tutun ekonomiden sorumlu isimden, Fransa'daki başka isimleri, Yunanistan'dan tutun ortağı Fransa'ya, Rusya'dan tutun taşeronu Esad'a, İran'dan tutun Azerbaycan'a karşı peşkeş çektiği Ermenistan'a. Her biri Türkiye'nin üzerinde karanlık planlar kurmakta. Ekonomi de şu anda ülkeyi vurabilecekleri en bariz nokta. Neden böyle olduğunu düşünüyorum? Çünkü bakın dünya genelinde zaten bir ekonomik kriz var. Bakın şunu belirtmeliyim. Doğalgazında %600 zam görmüş 2021 yılında ülke var şu an. Bu böyle bir Afrika ülkesi falan da değil yani, yanlış anlamayın. İngiltere'de %200'ü geçti elektrik zamları. Dünyanın her yerinde bir ekonomik sıkıntı var. Bu ekonomik sıkıntıların neticesinde zamlarla şu anda bakın İngiltere'de petrol ofislerinin önünde kuyruklar var. Marketler önünde kuyruklar var. Almanya'dan bizi izleyen, Fransa'dan bizi izleyen, İtalya'dan izleyenler var. Onlarla da diyalog içindeyiz. Onlarla da konuşuyoruz, hasbihal ediyoruz. Oralarda da durumların farksız olduğunu, benzer olduğunu dile getiriyorlar. Bu hani çok güçlü, yıkılmaz zannettiğimiz, devasa, hayalini kurduğumuz sözde Avrupa ülkeleri, Amerika, Kanada, İngiltere, artık Avrupa ülkesi değil ama yine o coğrafyada, onu da içine alalım. Norveç, Finlandiya, bunlar da sıkıntılar yaşamakta. Peki bunların perde arkasına seyahat edersek sebebi ne? Türkiye ne yapmalı? Yapıcı olalım. Yıkmak çok kolay. Yıkmak çok kolay. Yapmak zor. Onlar o yüzden yapmaktan kaçıyor. Yıkmak taraftarılar. Her gün yeni bir yalan. Her gün yeni bir yalan. Günde 3 öğün yalan. Şunu diyorum yani öyle bir kitle var ki bu ülkede. Yalanın bini bir para. Bu kitlenin altında da öyle bir halk kisvesi var ki yani. Kitlenin altında da bir kitle var. O kitleye de ne kitlersen kitle alıyor. Yok bunu ben yemem efendim demiyor. Geleceğiz, onlara da geleceğiz ama gelin şu ekonomi problemini çözelim. Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl o 10 kişiye, 10 ülke temsilcisine resti çektiğini görelim. Görelim, bilelim, buna göre davranalım. Eziklik psikolojisine kapıldığımızı görüyorum. Bakın aramızda böyle insanlar var. Bırakın ya omurgalı olun, omurgalı Çanakkale'de dedelerin savaşırken. Karnı mı toktu? Altında üstünde Gucci Prada mı vardı? Ne vardı yani? Mercedes'te Audi ile mi gitti cepheye? Kurşun yoktu, kurşun. Elindeki silahı takacağı kurşun yoktu. Süngüyle hücum etti. Bu ne korkaklık ya? O ülke bugünden bugüne nasıl geldi? Yarını nasıl ilerleyecek? Bir avuç insandı bu memleketin insanı. Koskoca imparatorluk inşa etti. Bu korkaklık ne ya? Bakın İngiliz planlarına, amellerine ayak uydurmayın. Bu korkaklık, bu korku psikolojisinden yönetilmenin daha kolay hale gelmesi için korkutulmamız gerekiyor. Bu onların gözünde bir metot. Ve bu metot neticesinde böyle tavırlar içerisine giriyorlar. Bizi bastırmak, örselemek istiyorlar. Biz buna yem mi olacağız? Olmayalım, olmayalım, olmayalım. Başka da elimizde hiçbir nokta maalesef yok.
Gelelim. Uzun uzadıya konuşmamız gereken konular var ama özetle anlatmam gereken bazı noktalar da var. Bakın ABD'de kongre üyeleri, Türkiye yeni F-16 savaş uçaklarının satışının engellenmesi için Dışişleri Bakanı, görselde de gördüğünüz Anthony Blinken'a mektup yazıyor. Ve diyor ki Amerika Birleşik Devletleri Erdoğan yönetiminin hesap vermekten kaçmasına izin vermemeli. Sen Kaddafi ile mi konuşuyorsun? Saddam'la mı konuşuyorsun? Mursi ile mi? Sisi ile mi? Esad'la mı konuşuyorsun? Sen bu ülkenin lideriyle böyle konuşamazsın. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri bunu bilmeli. Birçok konuda ayrışıyoruz. Maalesef birçok konuda ayrışıyoruz ama şunu defaletle tekrar ve tekrar söylemek istiyorum. Bizi tehdit ediyorlar. Bizim ipimizi çekmek istiyorlar. Mert olun ya, birazcık dirayetli olun. Asıl amaç ne? Asıl amaca da geleceğiz. Ama şunu bilmemiz lazım. İçeride tek yumruk olmamız lazım. Bunun başka bir alternatifi yok. Hepimizin iyi ya da kötü aileleri var. Oturuyoruz bir hanenin içinde, bir odanın içinde, bir evin içinde. Birbirimizi yeri geliyor yiyoruz. Başımızın etini yiyoruz ya. Her şeyi ters yapıyoruz. Bir takım tartışmalar, sıkıntılar, aile içi durumlar, dramatik senaryolar gerçekleşiyor. Toplumların hemen hemen hepsinde bu böyle. Türk toplumunda da böyle. Ama bakın bizde olanı ben size söyleyeyim. Ailen içinde o kadar kaos yaşarsın, o kadar kritik konu yaşarsın. O ona onu söyler, o ona yapılmayacak bir şey yapar. Ama ne olur dışarıdan bir tehdit geldiği noktada tek yumruk olur. Bir komşundan, bir akrabandan, bir dış kapının dış mandalından ailene karşı risk teşkil eden bir durum gerçekleştiği vakit, işte o gün ailenin arkasında durmak için hayatın pahasına mücadele verirsin. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni korumak bizim için bu olmalı. Ailemiz için bir şeyler yapmalıyız. Devletimiz, milletimiz, sınırlarımız için bir şeyler yapmalıyız. Bunun başka bir neticesi yok. Bunu başka şekilde çözemeyiz. Üzülüyorum, gördükçe üzülüyorum maalesef. Biz de bir aileyiz. Neticesinde bu platformda da bir aile oluşturduk. Böyle bir kitle oluşturmak çok kolay olmadı. Bunu birlikte başardık. Bu aileye de sahip çıkmamız gerektiği kanaatindeyim. Çünkü burası sadece beni temsil etmiyor. Benimle alakası yok. Benden burası çıkalı çok uzun zaman oldu. Burada devletimizin, milletimizin bekası için bir şeyler yapma peşindeyiz. O yüzden sizden ricam, videoyu her birimiz beğenirse çok daha ön plana çıkacaktır. Ve bu sayede çok daha fazla insana bunları, bu anlattıklarımızı ulaştırabileceğiz. Hız kesmeden devam etmek istiyorum. Türkiye'nin başını örmek istedikleri karanlık ağlar var. Karanlık odakların yaptıkları bir o kadar karanlık olan planlar var. George Soros. Bu George Soros gerçekten sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına değil, sadece Erdoğan'ın, sadece bu halkın başına değil, dünyada birçok ülke, millet, devletin başına bela olmuş birisi. Tehlikeli birisi. Buna dikkat etmeliyiz. Neden dikkat etmeliyiz? Çünkü Türkiye'ye çekmiş olduğu, çekme niyetinde olduğu operasyonlar var. Bu operasyonları engellememiz lazım. Bakın bu şahıs için Kurtlar Vadisi dizisinde bile bahsediliyordu. Ve orada nasıl bahsediliyordu? Bunu da ben size küçük bir hatırlatayım. Orada diyorlardı ki George Soros var. Tabii oradaki Ermeni iş adamları, Ermeni lobiler, Yahudi lobiler. Bu durumda George Soros ne emrederse, nereye parasını yatırır, nereden parasını çekerse biz onun yaptıklarını taklit ederiz diyordu. Bu konuşmayı yapan şahıs. Yani onu lider, öncü olarak görüyorlar. Bakın bu şahıs 1980'li yıllarda büyük bir operasyon çekip İngiliz sterlinini terbiye etti. Bakın dolardan, eurodan çok daha değerli bir para biriminden bahsediyoruz. Bununla birlikte sadece mevzu para değil, çok güçlü olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve nasıl onların parasını terbiye ettiğini görüyoruz. Bugün bu şahsı Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika'nın da emrinde olduğu İsrail'in derin güçleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına sarmak için operasyonun düğmesine bastı. Dolar krizlerinin yaşanmasının temelinde yatan nokta tam olarak bu. Nasıl oluyor? Şaka gibi geliyor bize. Ama maalesef oluyor. Maalesef bunlar gerçekleşiyor. E biz ne yapıyoruz? İşte Erdoğan politikayı iyi yönetemedi. Erdoğan şunu yapamadı. Erdoğan ekonomiden anlamıyor. Gibi gibi noktalara çekiyoruz olayı. Ama aslında bu kadar sığ düşünmememiz gerekiyor. Neden? Çünkü çok daha farklı problemlerle karşı karşıyayız. İçeride de bunların işbirlikçileri var. Bakın bu George Soros'un kim olduğuna dair detay verelim. Yahudi, Macar asıllı, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan bir şahıs. Bu şahıs Osman Kavala'nın hapisten çıkarılması için girişimler başlar. Senin Osman Kavala'yla ne alakan olabilir? Amaç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsız ve özgür iradeyle hareket ediyor olduğu o tavırları terbiye etmek. Türk lirasını terbiye etmek, Türk ekonomisini terbiye etmek, Türk halkını korkutmak. Bunun başını çekenlerden biri de bu George Soros. Araştırın kim olduğunu, gerçekten çok derin bir isim. 10 ülkeden Türkiye'ye bildiri sağlamasını emrediyor. Basit,
küçük görülecek bir isim değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına bela olabilecek nitelikte bir şahıs.